Merhaba arkadaşlar ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abone değilseniz abone olursanız videoya geçmeden önce beni çok mutlu edersiniz. Bu hafta size 100 koyununuz varsa kaç dönüm araziye ihtiyacınız var bunların hesaplamasını yapacağız. Çok detaylı ayrıntılı bir hesaplama yapacağız. Koyunların ihtiyacı olabilecek her şeyi işin içine katmaya çalıştım. Fakat biliyorsunuz ki bizim koyunculuk dediğimiz zaman açık sistem mi? Yani meraya dayalı ekstansif bir hayvancılık mı yapıyoruz? Yoksa kapalı sistem dediğimiz merasız tamamen koyunları içeri kapatıp da mı bir hayvancılık yapıyoruz? Yoksa bir miktar meradan yararlanıyoruz, bir miktar da dışarıya çıkıyoruz. Bu şekilde mi bir hayvancılık yapıyoruz? Hepsi için ayrı ayrı hesaplayacağız. Hadi önce açık sistem hayvancılık yaparsak ne kadar meraya ihtiyacımız var? Önce onu hesaplayalım. Açık sistem hayvancılığa geldiğimizde önemli bir nokta var. Burada kullanmış olduğunuz mera ya da yapay mera, yağış ve sulama imkanları sizin ne kadar meraya ihtiyacınız olduğunu değiştiriyor. Örnek verelim. Çok verimli bir araziniz var. Ektiniz, yapay mera oluşturdunuz. Paylamalı otlatma yapıyorsunuz. Koyunlar burada otluyor. Yan tarafta otlar yükseliyor. Burada ot bitince yan tarafa geçiyor. Siz bu sefer kuruyan otların bittiği yeri tekrar suluyorsunuz. Gerekirse gübre atıyorsunuz. Otlar tekrar uzuyor. Şeklinde paylamalı yaparsanız. Ve sulama imkanlarınızda hiçbir sıkıntı yoksa. Arazinin verimine göre. Eğer çok verimli ise 100 koyun için 50 dönüm arazi yeterli olabilir. Eğer verimli bir arazi çok çok verimli değil de verimli bir arazi o zaman bu bahsettiğim şartlar altında 100 koyun için 100 dönüm arazi sizin açık sistem hayvancılık yapmanız için yeterli. Peki yapay meranız yok. Devlet merası var. Devlet merasına geldiğimizde bulunmuş olduğunuz iklim kuşağı eğer çok yağış alıyorsa, bol yağış varsa, ovadaysa o zaman 100 koyun için 200 dönüm devlet merası yeterli olacaktır. Eğer Haziran ayından itibaren devlet merasındaki otlar kuruyorsa, hazirandan sonra yeşil ot kalmıyorsa o zaman tam manasıyla açık sistem hayvancılık yapabilmeniz için 100 koyun için 300 dönüm meraya ihtiyacınız var. Sadece merada hayvan bakıp hiç mi içeride vermiyoruz? Veriyoruz arkadaşlar. Burada bizim tamamen açık sistemden kastımız sadece havanın çok karlı, çok yağışlı olduğu günler dışında Hayvanların maksimum derecede meradan yararlanmasından bahsediyoruz. Biz Marmara bölgesinde birçok işletmede sadece kar yağdığı günler çıkarmayıp onun dışındaki her gün meraya çıkarabilen işletmelerin olduğunu da biliyoruz. Ama tabii doğuda aylarca kar kalkmıyor. O da ayrı bir durum. Burada bahsetmiş olduğumuz tamamen açık sistem dediğimiz iklimin size el verdiği ölçüde hayvanları meraya göndermek. Ama Flashing yaparken koça hazırlamadan önce doğuma hazırlıkta doğumdan sonra koyunlar biraz süt versin diye ya da işte kar yağdı yağmur yağdı dışarı çıkartamadınız. Hiç mi bir şey vermeyeceğiz? Tabii ki de vereceğiz. Şimdi ben size aşağı yukarı 100 tane koyun full açık sistemde bakıldığında ne kadar hangi ota ihtiyacınız var? Kaç dönüm arazi ekerek bunları elde edebilirsiniz? Onu da anlatacağım. Hem mera imkanlarını konuşacağız hem de ne kadar araziye yonca, saman, yulaf ne lazım? Onları da hesaplayacağız. Hadi onun hesabına geçelim. tabelamızı hemen hazırladık. Tamamen açık sistem hayvancılık yaptığımızda yoğun kış şartlarında koç katım öncesi, doğum öncesi, doğum sonrası ne gibi ekstra ihtiyacımız olacak? Bunları da kaç dönüm araziden alabiliriz? Onun hesabına girmeye başlayalım. Hayvan başı komple açık sistemde bir yıl boyunca 8 ila 10 balya arasında sizin kuru kaba yeme ihtiyacınız var. Kuru ota ihtiyacınız var. Peki 100 hayvan için 800 bin balya arası kuru kabaya ihtiyacımız var. Bunu da örnek bir rasyonla hemen oluşturalım. Bize 400 balya regras olsa, 200 balya da yulaf olsa, aynı zamanda da arpaya ihtiyacımız olacak. 100 hayvan için yıllık 8-10 ton kadar arpa da bizim bir yıllık ihtiyacımızı karşılıyor. Tabi biz bunları kaç dönüm araziden alacağız? 400 balya regrası, ortalama konuşuyorum, 20 dönümden. 200 balya yulafı 10 dönümden. 8-10 ton arası arpayı da 20 dönümden ortalama alabiliriz. Sizin arazinizin verimi çok yüksekse çok daha düşük dönümlerden bunları da alabilirsiniz. Kötü şartlarda da bu dönümler daha da yükselebilir. Onu belirteyim. Burada önemli bir nokta var. Eğer siz hayvanlarınızı regrasın içerisine hiç otlamaya salmazsanız o zaman burada 10-15 dönümden de 400 balya otunuzu alabilirsiniz. Arpa içinde 20 dönüm yer ektiğimizde 8-10 ton arpa alabilmek için ortalama bir dönümden 450 kilodan hesapladım arkadaşlar. Daha yüksek de olabilir, daha düşük de olabilir. 20 dönüm ektiğinizde size 200 balya da saman çıkar. Dolayısıyla arpanızı ektiğinizde 200 balya samanınız, 200 balya yulafınız, 400 balya regrasınız. Toplamda 800 balyalık otunuzu sağlamış oldunuz. Aynı zamanda da 8-10 ton kadar Arpanızı da elde etmiş olduğunuz işte açık sistem hayvancılık yaptığınızda ekmeniz dikmeniz gereken yaklaşık bir 50 dönüm araziye ihtiyacınız var. Aynı zamanda da az önce bahsettiğim otlatmak için de ne kadar dönüm meraya ihtiyacınız var, ondan da bahsetmiştik. Burada tekrar altını çiziyorum. Otlatma için regras ve yulaf ektiğiniz yerleri kullanabilirsiniz, arpa ektiğiniz yerleri kullanabilirsiniz, bunların biçimden sonra anızlarını kullanabilirsiniz. Aslında bu tabloya baktığımızda 50 dönüm araziyi ekip dikip işleyip biçtiğinizde koyunlarınızı orada yayabilir. Üstüne de bir 50 dönüm daha mera yapay mera oluşturarak bunların devamında bütün sistemi çözebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu açık sistem hayvancılıktı. Şimdi kapalı sistem hayvancılık yapacak olursak yani mera hiç yok. Bizim ne kadar ota ihtiyacımız var ne kadar arpa ihtiyacımız var ve en sonunda kaç dönüm araziden bunları elde edebiliriz? Şimdi de o hesaba geçelim. Şimdi geldik kapalı sistem koyunculuğa. Koyunlarımız meraya hiçbir şekilde çıkmıyor. Yılın 12 boyunca damın içindeler. Tabi damın ön taraflarına gezinti alanları yapmış olabilirsiniz. Bizim burada meraya çıkmıyordan kastımız beslenmek için, karnını doyurmak için meraya çıkmıyor. Gezinti alanınız olabilir işletme içerisinde hayvanlar sadece gezmek için dışarı çıkıyor olabilir. Ama buradaki sistemde hayvanların karnına girecek gıdaların tamamını siz dışarıdan temin ediyorsunuz ya da kendiniz ekiyorsunuz. Peki kendiniz ekerseniz neye ihtiyacımız var? Az önceki açık sistem hayvancılıktaki rasyonumuzda yonca kullanmamıştık. Bu sefer de bir farklılık oluşturacağım. Farklı bir örnekten gidelim diye. Bu sefer de yonca kullanacağım. Yıl için ortalamaya vurduğumuzda ortalama yarım kilo kadar hayvan başı yoncaya ihtiyacımız var. Yoncanın balyasının kilosunu hesabını yaptığımızda yaklaşık 760 balya yonca lazım demek. Saman içinde hayvan başı 250 gram kullanacağız günlük. O da ortalama kilosuna göre hesapladığımızda 415 balya samana ihtiyacımız var. Yulaf olabilir, regras olabilir, çayır otu olabilir. Bunlardan da yaklaşık yarım kilo hayvanın başı günlük ihtiyacımız var. Onun da kilosundan hesapladığımızda yaklaşık olarak 800 balya gibi bir ota ihtiyacımız var. Arpa'ya geldiğimizde yıl ortalamasına vurduğumuzda arpa ağırlıklı beslememizde 0,625 gram gün ortalamasından toplamda 22.8 ton yani 22.800 kilo arpaya ihtiyacımız var. Peki biz bunları kaç dönüm araziden elde edebiliriz? Hadi onun hesabını yapalım. 760 balya yonca ihtiyacımız var. Bir dönümden yıl içerisinde yapılan 5 biçime göre ortalama şartlarda 50 balya yonca alabilirsiniz. 15 dönüm arazi ektiğinizde yaklaşık 700 balya, 750 balya, 800 balya rahatlıkla ot alabilirsiniz arkadaşlar. Samanın farklı bir hesabı var. Birazdan geleceğim. Yulaf Regras çayır otu ihtiyacımız için 800 balya ihtiyaç vardı. Dönümü ortalama 20 balyadan hesapladığımızda 40 dönüm bir araziden 800 balyayı rahatlıkla alabiliriz. Arpaya geldiğimizde 22.8 ton arpayı dönümde 450 kilodan hesapladığımızda 50 dönüm araziye arpa ektiğimizde bu arpa ihtiyacını karşıladığımız gibi Aynı zamanda az önce ihtiyacımız olan saman balyalarını da dönümde 10 balya almak şartıyla 500 balyada samanımız çıkar. İhtiyacımız olan 415 balya samandı. Fazla fazla samanımız çıktı. Bu bize kış içerisinde hayvanların altına altlık olarak kullanmak için de gerekebilir. Fazla fazla samanımız da çıktı. Toplamda kapalı sistem hayvancılık yaptığınızda 105 dönüm ortalama bir arazi ekmeniz lazım. Şunun altını çizelim tabii ki mutlaka. Sizin arazinizin verimine göre bu rakamlar aşağıya düşebilir. O seneki yağmur yağış rejimine göre bu rakamlar çok daha yukarı çıkabilir. Bunlar tamamıyla ortalama rakamlardır. Açık sistem hayvancılık yaptığımızda 50 dönüm arazi bizim koyunlarımızın bütün ihtiyacını karşılıyorken kapalı sistem arazide toplamda 100 dönüm arazi bizim koyunlarımızın ortalamada ihtiyacını karşılıyor. Peki biz daha önceki videolarımızda kendi yemini kendin yap serisinde Ayçiçek tohumundan, kepekten, pamuk tohumundan falan bunlardan bahsettik. Bunları buraya hiç koymadık. Neden? Arkadaşlar bunlar yan ürünlerdir. Yani ayçiçek ekilir, fabrikanın yan ürünlerinden elde edilir. Yani böyle bir şey üretme ihtimaliniz yok. Ayçiçek tarlası da ekseniz o ayçiçeği mecburen fabrikaya satıyorsunuz. Karşılığında size ayçiçek tohumu küspesi vermiyor. Siz onu gidip ekstradan satın almanız lazım. Yani sizin üretebileceğiniz bir şey değil bu. Fabrika ürünüdür. Pamuk tohumu da o şekilde, kepek de o şekilde. O yüzden bunları bu hesaba hiç koymadım. Belki kendi yeminizi yaparsınız. O zaman zaten bu rakamlar dengelenecek. Gene aşağı yukarı yüz dönüme ihtiyacınız olacak. Belki de fabrikadan yem alırsınız. Yine aşağı yukarı fabrika yemi girdiğinde bu arpa tüketiminde vesaire de azalma olacağı için gene aşağı yukarı birbirini dengeleyecektir. Onun da altını çizmiş olalım. Hadi şimdi yarı açık koyunculuktan kastımız ne? Biraz da ondan bahsedelim. Bu ikisinin arası var mı? Biraz da onu konuşalım. Az önce bahsetmiş olduğumuz yarı kapalı yarı açık dediğimiz yarı entansifliğe de adlandırılır. Hayvancılık nedir? Niye yapılır bu? Meranız yetersizdir. Dönüm azdır. Sulama imkanlarınız yoktur. Ya da kışlarınız çok uzun geçiyordur. Çok sert kışlarınız geçiyordur. İkliminiz bu şekildedir. Ya da yazları çok kuraktır. Tarım devlet arazileri çok verimsizdir. Gibi gibi sebeplerden ötürü... Açık hayvancılık yapmak isteseniz de hayvanları meraya göndermek isteseniz de yoktur ya da yetersizdir. Az önce 100 dönüm lazım dedik. Sizin 50 dönüm araziniz var. İşte bu sistem bizim yarı açık sistem dediğimiz şeydir arkadaşlar. Tamamen açıkta 50 dönüm araziyle tamamen kapalı da ortalama 100 dönüm araziyle seneyi kapattık. Burada mera imkanlarınıza göre 60 dönüm 70 dönüm 80 90... Bu arada gezeceksiniz demektir arkadaşlar. Bunun hesabını da size bırakacağım. Çünkü Mera'ya az önce bahsetmiş olduğumuz olanakları göz önünde bulundurulduğunda ne kadar sizin ihtiyacınız var onu hesaplayacaksınız. Peki ne kadar Mera'nız var bir de onu hesapladığınızda aradaki eksiği de maalesef kendi arazilerinizi başka yerden icarlayıp ekedebilirsiniz Dışarıdan da satın alabilirsiniz. İşte 100 koyunla kaç dönüm araziye ihtiyaç duyacaksınız kaç dönüm mera, kaç dönüm ekilir dikilir alan sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak. Bunu anlatmaya çalıştığımız bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu arada altını çizmek, hatırlatmak istediğim bir önemli nokta daha var. 24, 25, 26 Eylül tarihlerinde Bursa İnegöl ilçesinde hayvancılık fuarı olacak. Küçükbaş hayvancılık fuarı olacak arkadaşlar. Biz de oraya işletmemizle Aksu hayvancılık olarak katılacağız. Aynı zamanda da bu fuar kapsamında Kuzular ve Oğlaklar Ölmesin adlı sempozyumda sizlere konuşma yapacağım arkadaşlar. Eğer sizler de bu fuara gelirseniz sizlerle orada tanışır. Belki bir çay içme imkanımız olur. Aynı zamanda Kuzular ve Oğlaklar Ölmesin adlı sempozyumda da çok kıymetli bilgilerden bahsedeceğiz. Orada olursanız dinleme imkanına da sahip olursunuz. Çok güzel koyun koç güzellik yarışmaları olacak. Hepinizi fuara bekliyorum diyorum. Önümüzdeki günlerde başka bir video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.